Oho, hala yatıyorsun. Hadi kalk, çayın soğudu. Kalk 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 kalk. Tamam Kader. Tamam, kalkıyorum işte. Dur bakayım. Ne bu surat böyle? Yine mi aradı yoksa? Yok, aramadı bir daha. Bir zahmet aramasın. Zaten bütün gece rahat vermedi. Neyse, gel biz içeri geçelim. Kemal Bey arıyor. Yeter ama artık ha. Ablam yok burada, arayıp durma. Kahretsin. Kader. Ne? Artık rahatsız edemez. Hadi kahvaltı, hadi, hadi. Tamam, sen git, geliyorum ben. Bak, bir daha odaya gelmeyeceğim abla. Osman amca, buyurun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Efendim? Bir süre düşündüm. Kendine gelmeni bekledim. Bu evdeki herkes gibi hayal aleminde yaşıyorsun. Ama buraya kadar. Cüneyt'le ilişkini derhal bitireceksin. Ama biz evleniyoruz. Bu evlilik olmayacak Feride. Osman amca. Artık kendine gel. Neyine güvenerek kendini oğluma layık görüyorsun? Bir düşün. Cüneyt, Kozan şirketinin ortağı, yönetim kurulu başkanı, kariyer sahibi, üniversite mezunu, koca bir ailenin varisi. Peki sen nesin? Nesin sen? Susuyorsun. Çünkü koca bir hiç olduğunun sen de farkındasın. Peki bu durumda Cüneyt'e ne verebileceksin? Ben onu çok seviyorum. Tek başına sevmek yetmez. 2 gün sonra ne konuşacaksın kocanla? Politika mı? Ekonomi mi? Sanat? Hiçbir şey. Bu hayata dair hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ama Cüneyt... Güzelliğine güveniyorsan hata edersin. Çünkü güzellik dediğin geçici bir saltanat. Hele seninki gibi soyu sopu belli olmayan bir güzellik, saltanatını sürse 3-5 ay sürer.
Ama Cüneyt sizin gibi düşünmüyor. O bana ve aşkımıza değer veriyor. Aşk. Bana aşktan söz etme. Aşk uçucu durur. Aşk bugün var, yarın yok bir his. İki gün sonra aşkınız bitince ne olacak? Biz... Ben söyleyeyim. Cüneyt seni kapının önüne koyacak. Hayır, bütün bu gerçeklere rağmen hala neden Cüneyt'in peşinde dolanıyorsun? Aşığız biz. Aşıkmış. Senin neye aşık olduğunu ben söyleyeyim. Güce, paraya, bir zamanlar besleme olarak girdiğin bu evin hanımı olmayı düşünüyorsun. Ama yanılırsın. Çünkü senin bu eve hanım olarak girmen için 40 fırın ekmek yemen lazım küçük hanım. Benim öyle bir niyetim yok. Ben Cüneyt olduğu sürece her yerde yaşarım. Tabii. Cüneyt parasıyla seni beslediği sürece. Nasıl bu kadar gurursuz olabiliyorsun Feride? Cüneyt'e kaldı. Buna iyi bak. Bu bir ayna. Kendini göreceksin. Sen bozsun. Gördüğün zevkin bu kadar. Bu saat kadar basit, ucuz. Ağzında kuş tutsan... Böyle acacına olmaz ki annem. Bir de yeni işe gireceğim falan diyorsun. Yiyorum işte anne. Yine mi fabrika meselesi ya? Hani kapanmıştı o iş? Burası başkaymış. Ama Ankara'nın ta öbür ucunda. O kadar yol nasıl gidip geleceksin anne? Anne, yol sorun değil. Ya yeter ki kabul etsinler. Hepsi o Kemal Efendi yüzünden. Adilik yapmasaydı ablam hala devam ediyordu ya yeni evindeki işine. İşte utanmadan hala arıyor ya. Aa, aradı mı, konuştunuz mu? Aradı tabii. Ben açtım telefonu. Bir daha da ablamı arama dedim, suratına da kapattım. Öyle mi? Evet. Ne diyecektim ya? Pis playboy. İstediğini alamadı ya ablamdan. Arayıp durdu bütün gece. Kader, tamam. Anladık. Ben hazırlanıp çıkayım. Daha okula uğrayacağım. Geç kalırım. Bu arada yeni iş için dua edin, tamam mı? Bu organizasyon şirketi en iyisi. Adamlarla konuştum. Düğün merasiminin yapılacağı yer de burası. Çok güzelmiş. Masalarda sarı güller olacak. Sarı güller. Ayrılık getir derler. Biliyor musun? Allah korusun Feride. Hem sen öyle şeylere inanır mısın? Yok, öylesine söyledim işte. Bak, aklına takılacaksa çiçekleri değiştirebiliriz. Hayır hayır, ben sarı gülleri severim. Ben de. Senin gibi masum, zarif ve temiz oldukları için. Bak ne diyeceğim. Bu sarı güllerle olan kötü efsaneyi sonsuza kadar evli ve aşık olarak birlikte kaldırabiliriz. Ne dersin? Olur. Feride, neyin var senin? Baban bir şey mi söyledi yoksa? Yok, heyecanlandır herhalde. Feride, her şey mükemmel olacak. Güven bana. Hayatta en çok sana güveniyorum Cüneyt.
Eylül'ün nişan hediyesi. Sen bozsun işte. Görgün zevkin bu kadar. Bu saat kadar basit, ucuz. Ağzında kuş tutsan oğluma layık olamayacaksın. Güle güle kullan, güzelmişsin. Günaydın. Günaydın. Öne gelsene ya, laflarız biraz. Ne haber? Nereye böyle? İyidir. Bir görüşmeye gidiyorum. Ne görüşmesi? İş mi? Hı, evet. Anlaşıldı. Dolmuşu kullananın ben olduğumu görsen binmeyecektin herhalde. Yo. Ya Bahar, neden böyle davranıyorsun? Yani yabancı gibisin. İstemeden sana bir şey mi yaptım? Yok bir şey. Ya yorgunum biraz. Dün bütün gece çalıştım. Ondandır herhalde. Peki, sen öyle diyorsan. Aşkmış. Aşk mı? Aşk mı? Aşk ne be? Sen dedin ya oğlum. Ne dedim? Ay Kemal. Bitti. Bitti dedi. Bitti mi? Yardım edeyim sana, hadi. Hadi Mehmet, Kemal, ne olur hadi. Çocuk. Ne oldu sana? Sakın Feride'ye bir şey söyleme abla. Bozuşuruz. Kim o? Cüneyt. Ne istiyormuş? Hiç, düğünle ilgili. Doktor bu sefer güzel şeyler söyledi, değil mi? Evet. Çok az kaldı. Yakında kucağımıza alacağız bebeğimizi. İnşallah. Neyin var? Yok bir şeyim. Hastaneye gidince böyle oluyorum biliyorsun. İyi öyle olsun. Erman. Kızdın mı bana? Yıldız. Sürekli düşüncelisin. Yarım yamalak cevaplar. Hep kafanda bir şeyler. Ben artık ne yapabilirim bilmiyorum. Özür dilerim. Ama bu düğün işi beni biraz geriyor. İyi. Sen de gerilmeye yer ararsın zaten. Ben çıkıyorum. Bütün gün şirkette mi olacaksın? Evet. Şey, Cüneyt'le Tunç? Bilmiyorum. Niye soruyorsun? Hiç canım, uğrarım belki diye. Sen bilirsin. Yüzün gülecekse. Görüşürüz. Bitmiş.
Şu hale bak. Küp gibi içmiş, terbiyesiz herif. Ben ona bir kahve yaparım. Kendine geliverir Osman Bey. Çok kızdı Osman Kozan. Mehmet Kemal, daha fazla rezil etme kendini. Kendimi mi? Seni mi? Osman Kozan rezil olursa çok kızar, değil mi? Zaten Osman Kozan başka ne yapar? Kızar, bağırır, çağırır. Saygısız herif. Aa, saygı duyuyorum baba. Parana saygı duyuyorum. Yeter, küstahlık etme. Şu koskoca eve saygı duyuyorum baba. Her şey senin değil mi baba? Tırnaklarınla kazıya kazıya geldin değil mi? Her şey senin. Her şey. Şu üstümdekiler bile senin değil mi baba? Bırak saçmalamayı dedim. Her şey senin baba. Ben de senin oğlun. Rezil ediyorum değil mi baba seni? Osman Kozan'ın serseri oğlu Mehmet Kemal. Annem gel otur. Çıkmıyor. Bize biçtiğin hayat gibi baba. Nazire, git şu Zühre'yi bul. Lazım oldukları zaman ortada yoklar. Her şey senin baba. Her şey. Her şey. Hayatımız bile. Nankörlük etme. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Sizin mutluluğunuz için. Ama olmuyor baba. Olmuyor. Mutlu olamıyorum ben. Mutlu değilim baba. Mutlu değilim ben. Mehmet Kemal. Oğlum bu ne hal? Arkada boş ev var bayan. Buyurun oturun. Kemal de uğramadı. İşten güçten herhalde. Sen biliyor musun? Yo. Nereden bileyim? Şuradan bir kişi alır mısın? Ya. Bir kişi üstü. Yani ne bileyim siz de görüşüyorsunuz ya belki bilirsin diye. Berat, bilmiyorum. Yani görüşmüyoruz biz. Hem niye görüşelim ki? Arkadaş değiliz, bir şey değiliz. Ama siz... Berat, ineyim ben buradan. Daha gelmedik. Olsun, ineyim. Yürümek istiyorum biraz. Fena değil çizimler. Aferin. Bariyerin hesabında olacak. Bana bak. Kimse benim adıma çizim yaptığını bilmiyor değil mi? Duyulursa ne olur biliyorsun. Benimle birlikte sen de batarsın. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Sen miydin? Sen kim olmasını beklerdin? Kimse. Mimarın gönderdiği çizimlere bakıyorum. Bırak şimdi çizimleri. Hazır mısın? Ne oluyor? Neye hazır mıyım? Tahmin ettiğimizden daha kısa sürede kurtulacağız Feride'den.
Para gelmeden olmaz. Sidemciler bir ilke imza attı. Erken ödeme. Para 2 gün sonra kasada. Nasıl ya? Sadece 2 günümüz mü kaldı? Evet. O düğün gerçekleşmeden önce Feride Kozanların yüz karası olarak terk edecek o evi. Kolay gelsin. Zühra'ya baktım ama göremedim. Nerede? Mehmet Kemal'in yanında. Fela dağıtmış sıpa. Kemal mi? Ay, dün de bir haller vardı onda. Ha, ben baksam mı acaba? Yok yok yok. Osman Bey kükrüyor. Dolanma ortada sen. Of, ne derdi var acaba? Aman ne bileyim. Herkes bir alem bu evde son günlerde. Herkes darmadağın oldu. Benim yüzümden. Evet, senin yüzünden. Mehmet Kemal de içip içip dağıttı senin yüzünden. Aman be Feridem, deli deli konuşma. Ne o, sen dışarı mı çıkıyorsun? Yıldız ablaya gideceğim. Dayanamayacağım ben, gidip konuşacağım. Ne konuşacakmışsın Yıldız ablanla? Soracağım işte. Sen de gördün Nazoş'um. Kaç gündür soğuk davranıyor bana. Kızım, sen niye her şeyi üstüne alınıyorsun? Ha? Daha önce söyledim, onun derdi çocuk. Ya öyle değilse? Ya farkında olmadan ölecek bir şey yaptıysam? Senin birini üzdüğün görülmüş mü şimdiye kadar? Mavi şekerim benim, ha? Onun derdi başka. Bebek alınca rahatlayacak, bak görürsün. İnşallah. Neyse, ben yine de gidip konuşacağım. Gelikçeye benimle gelirim diye. Onsuz içime sinmiyor Nazoş. Oy, 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 oy. Gelir, gelir. Yıldız ablan yalnız bırakmaz beni. Allah'a ısmarladık. Hadi uğurlar olsun. Ders mi çalışıyordun? Evet anne. Aferin, çalış çalış. Ablan aradı mı? Aramadı ya. İyiyim diyor ama ben biliyorum çocuğumu. Çok üzdü o Kemal denen çocuk, çok. Ay, ya Yıldız Hanım'sa? Ben yarın temizliğe gidecektim ona. Kader, sen baksana. Yıldız Hanım'sa da şeydi. Ay, ne desek? Ay, ben halledeceğim şimdi. Alo? Ha, iyi günler. Ben Sevgi Hanım'la görüşecektim. Ha, kim arıyordu acaba? Yıldız. Ha, Yıldız Hanım. Annem telefona gelemeyecek durumda. Yani hasta. Odasında uzanıyordu da. Ha, geçmiş olsun. Nesi var? Soğuk algınlığı. Ama fena kapmış. Anlayacağınız, kalkamayacak durumda. Bir notunuz varsa ben ileteyim. Yok. Ben yine ararım. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Size de, size de. İşte. Yalan söyledik kadına da ne kadar acı. Ay anne, neden öyle düşünüyorsun? Hem benim rahatsız değil mi? Doğru. Çok da iyi bir kadındı. Gidemem ki artık. Hepsi o Kemal yüzünden. Ablamı üzdü. Seni işinden etti. Her şey onun yüzünden ya. Neyse, ben yemeğimi koyayım.